Evet, Aynur gidiyor. Hemen kapıyı kapat. Bunlarla yaşamak lazım. Şeyda Nur Kaya, Dumbledore'daki hayatını bırakıp köye yerleşti ve 12 tane hayvan sahibi süt... Şu emme stili çok ilginç değil mi? Videonun altına şey yazmışım, birkaç kişi Şeyda Nur kesinlikle Necip'le kavga etti. Kesin Necip'e bağırdı. Hepsini yaptım, bağırdım da kavga da ettim. Neşe Çiftliği'nin bir yeni videosundan... Herkese merhaba. Bugün 2 artı 2'yiz. 2 erkek 2 dişi. Bugün ne yapıyoruz? Bunlar azı buradan geçiyordu, durdurduk. Şu an zor duruyorlar. Hadi arkadaşlar, gidin gidebilirsiniz. Gidin bakalım. Bugün ne yapacağız? Bugün yeni doğan buzağımız var. Aynur'un yavrusu Tarzan. Bunu biliyorsunuz. Son yaptığımız ve onun doğum videosu, Aynur'un hikayesi çok izlendi, dikkat çekti. Zaten... Beraber ağladık, beraber güldük desek gerçekten yeridir yani. Çok fazla insanı ağlatmışız. Şu an güneşi de böyle biraz karşıya aldık ama ters ışıkta kalmayalım diye. Çok fazla insan ağlamış, üzülmüş ama sonunda güzel ve mutlu bittiği için sizleri muhakkak bir mutlu etmişizdir. Evet. O yüzden özür dilemiyorum ağladığınız için. ama bir yandan da o kadar hani hoşumuza gitti ki burada böyle küçük de olsa... çok güzel böyle gerçekten beraber duygu paylaştığımız, karşılıklı olarak duygu paylaştığımız böyle bir aile derler ya, öyle olmuşuz. Bizimle beraber ağlayıp bizimle beraber güldüğünüz için hem sevindik hem de böyle mutlu olduk. Onur olduk. Evet. Bizimle beraber. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bizi böyle kendinize yakın hissettiğiniz için. Çok şükür Aynur da Tarzan da gayet iyi. Doğumdan önce çıkartıyoruz ama doğumdan sonra yaklaşık bir hafta 10 gün kadar ineğimizi de dışarı çıkarmıyoruz. Beraber yan yana duruyorlar, hem de doğumdan sonra çok kilo veriyor, çok güçten düşüyor hayvan. Biraz gücünü toplaması için yoğun bir besleme yapıyoruz. Kilosunu, gücünü toparlasın, enerjisini toparlasın diye. Ve gün bugündür. Aynur'u ilk kez dışarı çıkartacağız. Umarım kaçmaz. Evet, Aynur dışarı çıkacak. O yüzden hem bunun videosunu çekeceğiz hem de Tarzan ne duruma gelmiş. Yaklaşık evet. 24'ünde doğmuştu değil mi? Evet. 24 ya da 25 olması gerekiyor. Yani bir haftayı geçti. 8-9 günlük bir durumda şu anda. Artık Aynur da zaten dışarıya çok fazla tepki veriyor diğer hayvanlar çıkarken. Annesinden ilk defa ayıracağız. Bakalım onun tepkisi ne olacak? Aynur'un tepkisi ne olacak? Ona bakacağız ve... Bu kez başta uyarıya giriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Videoya geçelim. Buyurun. Hadi. Aden, geliyor musun? Niye kalkarken bana basıyorsun? Bu arada çok güzel bir video daha hazırladık. Hazırladım diyeyim bu kez çünkü Şeyda Nur'un emeği %0 falan o videoda. ama o bu videodan sonra yayına girecek. Sayın veteriner hocamız İzzet Hoca'yla hep böyle şey diyordum ben, vakaları görmeyi, ahırlara girmeyi zaten çok seviyorum. Böyle hastalara gitmeyi istiyordum, onunla bir gün geçirelim diye. Dün de tam böyle bir konsept ve şans doğdu, çok işim yoktu, onun da müsaitliği vardı. Dün yaklaşık 7-8 tane vakaya gittik beraber ve müthiş işler oldu. Onları da sizlerle bir sonraki videoda görüşüyor olacağız. Gerçekten kaçırmamanız gereken çok güzel bir video bence. Evet, ben birkaç aralarda videoya baktım şöyle. Bayağı bir heyecanlandım yani. Şöyle söyleyeyim. Yani zaten tohumlama ve birkaç tedavimiz vardı. Ama tam tohumlama yaparken bir ineğin boğazında armut kalmış. Ona müdahale etmeye gittik. Tam onu yaparken sürpriz bir şekilde komşunun uzağısı doğamamış bir türlü. İnek doğuramamış. Ona müdahale ettik. Sonra orada... Birçok farklı komik enstantaneler de oldu. O yüzden kaçırmayın derim. Ahıra geldik. Hadi çoban köpeği. Sanki ben kapıyı buna açtım. Kim? Aden. Yok. Neredeler? Müzik. Aden gel buraya. Vay benim paşam. Aden. Paşam da paşam. Aynur. Artık çıkacaksın kızım. Nerede bizim oğlum? Anneciğim papatyasıdır. Anneciğim ender oğludur. Bak hemen geliyor. Anneciğim papatyasıdır. Vay Tarzan efendi vay. Gel, gel anneciğim.
Şu an 9 günlük olmuş kendisi. 8-9 günlük bir buzağı görüyorsunuz. Ve gerçekten daha şimdiden gelişmeye başladı. Maşallah. Aynur da iyi bakıyor yani. Gerçekten bir an böyle ayağı seksin burada. Mesela Tarzan yürürken ayağı kayıyor ya. Hemen böyle şey dermiş gibi, iyi misin? O da diyor. Yani iyiyim anneciğim. Çeviri, simültene mi? Translate desen o da var. Oğlum azıcık şöyle bir poz ver bize ya. Gel. Niye vurdun şimdi anladım? Bir yalandan vurdu. Dur bakalım. Zaten içmişsin. Bence de içti. Şimdi şey yalandan böyle. Dostlar alışverişte görsün. Hadi sütünü iç, anacık gidecek. Harbiden annecik gidecek. Şuradan çekeyim. Aynur'u sabah sağdım kalanını. Şu emme stili çok ilginç değil mi? Memenin alt tarafına dilini dayıyor. Yavaş lan. Babişim arka tarafları denesene. Önleri bitirmişsin. Arkaları çok sevmiyor. Kısa ya memeler. Keyfine göre. Buldu da bulanıyor. Altın var mı? Kolay gelsin. Geçen su doldurmaya geldim Aynur'a. Yağmur da yağıyordu. Bak çok güzel bir keyif. Bir beraber yapalım bunu. Samanların tepesine oturdum. Hı. Böyle cıvıl cıvıl şey ufak ufak yağmur yağıyor. Cıvıl cıvıl. Tepeye de oturdum böyle tepeden bakıyorum. Buradan da Aynur'la yavrusunu izliyorum. Bir kahven eksikti. Yine böyle bir ufak hava kapatınca seninle yapalım bunu. Beni arayıp niye kahve istemedin? Çok yağmur yağdı, sen hayatta çıkmazsın. Doğru, çıkmazdım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin Tarzan. Anladın mı çıkartacağımızı? Ondan mı bırak? Emmesi güzel aslında. Em bakalım. Bir daha aç kalma. Saat zaten şu an 1.30-2 gibi. Biraz Aynur'u da şu an yetecek kadar yem vermiştim. Aynur zaten dışarısız yapamayan hayvan. Çünkü dışarıya arkadaşları çıktıkça arkalarından böğürüyor. O da strese giriyor. Aynur alışık değil bu kadar uzun süre kapalı kalmaya. Bu bebiş zaten geceden beri annesiyle beraber. Bu padok onlara ait. Ama zaten şey bugün temizliğini yaparken şuralardaki otumuz bitti. Sen beni mi seslendiriyorsun? Şeyda Nur Kaya. İstanbul'daki hayatını bırakıp köye yerleşti ve 12 tane hayvan sahibi, süt ve süt ürünlerinden parasını kazanıyor. Ve şans onu aşağı eshaneyede buldu. Yaptığı danslar, çektiği eğlenceli videolarla internetin göz bebeği olan Şeyda Nur takipçilerine şöyle seslendi. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Ben de şu koklayan temizliğimle çalışıyor görünüyorum biraz. Bundan sonraki en yakın doğumumuz Gazel. Yaklaşık onun da gününün dolmasına, gecikmesini bilemeyiz tabii ki ne kadar gecikir. 10-12 günü falan var Gazel'in. Hayır, daha az var. 10 günden düşmüştür en azından. Bir haftası falan var. Çıkarmayacak dışarıda gezsin. Son gün ama çıkar, tamam mı? Bir, ama olsun, iyi izlenir. Tutalım. İyi izlenir ama. Tam günü dolunca sen hayvanı sal ormana doğru gitsin. Bak. İyi doğuyor. Bak bana, ormanda doğan yavruyu gördüm. Bana çuvalla para versen artık yapmam. O stres. Bakın şaka değil. Abartma değil. 7-8 gün boyunca başım ağrıdı. Videonun altına şey yazmışım. Birkaç kişi Şeyda Nur kesinlikle Necip'le kavga etti. Şeyda Nur kesin Necip'e bağırdı. Hepsini yaptım. Bağırdım da kavga da ettim. Eğer dedim ki buzağı gördük, ağladık ettik. Allah'ım dedim, çok şükür de travmam var. Buzağa yaklaşamadım ilk başta. Ne yaptın sen bana? Bir dakika. Ne yaptın? Dedim ki. Sen arkaya gelsene. Dedi ki bana. Ay dedi, buzağa bir şey olsaydı ne yapardım dedi.
Dedim ki buzağa bir şey olsaydı ben sana yapardım, sen ondan kork. Seni gebertirdim. Vallahi vallahi çok kötü şeyler olurdu. Şu Tarzan'ın yüzüne. Allah önce seni sonra Tarzan'ı sonra aynını korudu. Abi yok ya. Tarzi. Tarzi kendi söküğünü dikemez. Amcam. Amcan da kırar, kuvvetli adam. Bak bak geliyor, merak etti benim oğlum ya. Şimdi şöyle bir ilerleme yapacağız burada. Bu padokta Aynur dışarıdayken artık normal. Sabah 9 akşam 7 modeli çalışacak Aynur dışarıda. Diğer hayvanlar gibi Mera'da. Aynur çıktığında artık bu bebenin önüne yavaş yavaş otunu ve buzağı yemini, buzağı başlangıç yemini koymaya başlayacağız. Bu da onu ya erken biz koyacağız. Yerse yer, yemezse zaten herhangi bir şey yok. Ama yemesi ona olumsuz yazmaz. O yüzden hızlı bir gelişim kaydedecektir diye düşünüyorum. Yine her videoda bir tespit. Mesela şimdi bir tane buzağı olduğunda su içmeye, yem yemeye, ot yemeye çok geç başlıyor. Ama iki buzağı olduğunda o bir ilk buzağı ona o kadar hızlı bir şekilde öğretiyor ki o ikinci buzağı çok hızlı, çok daha erken bir şekilde yem yemeye, ot yemeye başlıyor. Doğru mu hocam? Ben bu tespiti bir sene önce yaptım. Bu kanalda var. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hadi kankam, sütün içsin, daha artistik yapma. Babacım iç. Bak daha kaç diyeyim, saat 2 desek şu an. 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6 saat annen yok. Sen dilin niye öyle? Dilin niye dışarıda senin acaba? He? Dilli düdük. Bekle bakayım azıcık. Sana şöyle yakından bakalım. Heh, yine çişe başladı. Çiş yaparken böyle duruyor bu adam bak. Böyle bir konsantre oluyor ama sinekler sana hep konuyorlar. Artık çıkaralım, dur çişi bitsin. Yok fark etmez aslında, niye çişini bekliyoruz? Evet, Aynur gidiyor. Hemen kapıyı kapat. Aynur zaten dünden meraklı gitmeye. Aynur. Ahırın. Ahırın temizliği nasıl? Ahır temizliğine ilk günden beri önem veriyoruz gerçekten. Çünkü bu çok önemli. Ve Aynur gidiyor. Yavrusu ise bakıyor. Kolay gelsin. Yoklamalar. Bak çiş hala devam ediyor. Sidikle. Sidikli seni. Gitti anne. Ha gidemedi. Çıkarsana. Haydi Aynur haydi. Sular bitmiş mi dışarıda? Diğer inekler de bak ilerideler. Dışarıda. Bakalım hiç me yapacak mı? Tepki verecek mi hiç? Gitti. Aynur. Aynur gitti. Oğluş. Bak şimdi Aynur bir dışarıdan mö yaptı. Buradan tepki gelecek mi? Yok. Yapacak bir şey yok. Oğlum annenin iyiliği için. Annen şimdi çok güzel otlar yiyecek dışarıda. Sana çok güzel süt getirecek akşam. Aynur dışarıdan yangını başlattı bakalım. Ama böyle oluyor genellikle. Biraz böyle alışma süreçleri oluyor tabii ki.
Bunlar ne kadar böyle dışarıdan tırnak içinde söylüyorum, acımasızca görünse de bunlar bu hayvancılığın içinde olan şeyler. Sütten keserken de böyle olacak. Doğarken de böyle oluyor. Bunlarla yaşamak lazım. Tamam oğlum. Şimdi şuraların kabasını aldı Şeydanur. Şöyle buralarda da bazen işte sıvıyla karışık gübre olabiliyor. Onları şimdi topluyoruz. Ben de şurada eskiden kalan ot sapları vardı. Onları şimdi buraya sereceğim. Nerede ıslanan? Aynen. Bunları hayvanlar yemiyorlar, merak etmeyin. Çünkü onun ayırdığına varıyorlar. Burada yataklıkta olduğu için ve zaten altı hali hazırda pis olduğu için. Evet, versek bile yemezler yani, yemiyorlar. Bu zamana kadar hiç yemediler. O yüzden sıkıntı olmuyor. Zaten hayvanları bunu yemeye muhtaç bırakacak kadar da aç bırakmıyoruz. Bence en önemli mesele o. Tarzan da seni takip ediyor. Tarzan da aramız iyi. Az daha gidiyorum, gördün mü? Görmedim. Tazi! Bu da Tazi'yi. Tazi kendi söküyor, dikemez. Bir huzursuzluk var tabii ki ilk gün. Her şeyin ilk günü zordur. Şu an bir huzursuzluk var ama buna da alışacak zamanla, o rutine de. Çünkü şimdi hiç doğumdan beri hiç ayrılmadılar. O yüzden böyle olması normal. Okulun ilk gününü hatırlıyor musun? Evet, çok mutluydum. Annem, ah hiç ağlamadım dedim kendime, sen git ne bekliyorsun demiştim. Allah Allah. Oğlak burcuyum çünkü. Şeyhan da her şeyi hatırlıyor. Ben hatırladığım en eski anım 9 yaşım falan. Yani yeter çok bile. Benim bir olan var mı? Şeydanur neredeyse böyle bir şey doğuşunu hatırlıyor. Abart. Bak şimdi belli bir yaş şeyine kadar da bunun bilimsel bir açıklaması var. Bize anlatılan şeyleri, defalarca ve defalarca anlatılan şeyleri kendimiz hatırlıyormuşuz gibi de hissederiz. He. Yani mesela bazı şeyleri hatırlayamayız. Ben mesela öyle her şeyi hatırlamıyorum. Sadece anlar var. Mesela ilkokul birinci sınıfa başladığımdaki çantamı hatırlıyorum. O zaman sen ailenin sana anlattıkları şeyleri sanki yaşamışsın gibi. Ama beynim böyle şey yapıyor. Diyor ki beynim, o kadar hani dinliyorsun birkaç kere, sanki hatırlıyormuşsun gibi sen şey yapıyor. Bence sana o hikayeleri anlatmamışlar çok. Gereksiz bir dram mı var şu anda yani? Evet. Aynur ne anaymış be. Aynur'u biraz arkaya süreriz o zaman. Diğer hayvanlara da bir ufak gösteririz. Olur. Burası böyle, son halini çekeriz artık. Tamam. Evet, burayı yaptık. Yeterli bu. Zaten şu... Ay telefonum düştü. Ben serbestten yani. Hayvan buluyor kuru yerine. Çok bellidir zaten. Bizim hayvanları çok lekeli, çok az görürsünüz. Ay çok komik. Buraya böyle ilk gelen birisi, yani hayvancılık yapan birisi de olsa, şu buraya geliyor şey diyor. Hayvanlar ıslak yerdeler. Sanki burayı görmüyor. Çok ilginç. Diyorum ki hayvanlar diyorum oraya yatmıyor. Yem yedikleri yeri görüyor ve genelde hayvanlar bağlı olduğu için öyle sanıyorlar. Burada yem yerken görüyor. Diyor ki altları ıslak, burada hayvanı nasıl yatıyor? Ben de diyorum ki orada yatmıyor. Yataklıkta burada yatıyor. Burayı gösteriyorum. Şahit oldun mu burada yatan hayvan? Hiç görmedim. Ve çok ilginç değil mi yani? Normalde yatar. Yani yatabilir hayvan. Ben daha hiç bir kere bile şahit olmadım burada yattığını. Çünkü hayvanlar akıllı. Yani aklı var, fikri yok. Ben şimdi şu tarzdan alak bir oyun oynayayım mı? Kim oynayacak? Gel lan buraya. Gel.
Gel Kasım Paşa, gel buraya. Kolun hep sahibi oldu. Şu Aynur'u biraz dehdehleyelim ha. Aynur gitti. Gitti mi? Hı hı. Suyumuz var. Var. O zaman bizim işimiz bitmiş. Bitti. Senin kolunu yıkaman kaldı. Hijyen be. Tekmeyi biz yiyordum valla. Erkek hayvanları çok tutmuyoruz dedik ya. Şimdi bir izleyicimiz de şey yazmış. Çok insan yazmış bunu. Tohum çok güzel. Çıkan buzağı çok güzel. Bence bunu hemen elden çıkarmayın. Kalsın. Böyle çok yorum gelmiş. Bir izleyicimiz de şey yazmış. Tam Tarzan ismiyle, hikayesiyle çiftliğinizin ikonu olabilecek bir hayvan. O yüzden onu büyütün. Biz de onun hikayesini daha fazla izleyelim. Çiftliğinizin de ikonu olmuş olsun. Böyle bir model olmuş olsun gibi. Ben de şey yazdım hatta yorum olarak. Yani buna karar verecek olan Tarzan'ın da kendisi. Çünkü göreceğiz ne kadar ikonikleşebilecek, ne kadar kendini satacak bize. Yani şov yaparsan daha buradasın. Tarzi. Böyle bir şey mi bu? He? Böyle bir şey mi bu? Şov yoksa sözleşmesini iptal edin. Şey futbolcu gibi. Performansı iyiyse. Şaka yapıyorum. Ölüm benim şaka şaka. Dur bekle. Bekle. Kaçma. Öpeceğim seni. Öpeceğim. Bu arada buzağları biz eğer sütle kendimiz besliyorsak bize çok yanaşıyorlar. Ama böyle annesine hemen buzağlar çok yanaşmıyorlar. Biz de buna alışkınız. Ama çok sakin bir buzağ genellikle. Bence tohumla da ilgili Herkül buzağı, yani 3 tane Herkül yavrumuz oldu. Atlas, Dünya ve Tarzan. Üçünün de karakterleri çok benziyor. Dünya da çok insan canlısı ve sakin. Atlas da çok sakindi. Bu Tarzan da çok sakin böyle. Akıllılar, akıllı oluyorlar yani. Ama maalesef Herkül tohumlar bitti. Herkül'ü artık yok. Kesmişler. Herkül boğasını kesmişler. O yüzden artık sperması yok. Evet. Biz de yeni birkaç boğa bulacağız. Ve bahsettiğimiz gibi simental sayımızı da arttıracağız. Çünkü ya Jersey çok güzel hayvan, tamam mı? Ama şunların şu renkleri, desenleri, simentalin deseni de tatlılığı da. Evet. Ya bir de şöyle bir şey var. Bizim bölgemiz için Jersey, evet, sadece kendimiz bakıp sütünü kullandığımız zaman evet çok mantıklı. Fakat bir süt çiftliğinin geliri sadece süt olmuyor. Buzağdan da para kazanmamız gerekiyor yeri geldiği zaman. Çünkü ihtiyaçların olabiliyor. Ama Jersey buzağı çok hızlı bir şekilde satamıyorsun. Ama simental buzağı çok hızlı bir şekilde satabiliyorsun. Yani pazarı var. Hayvancılık yaparken böyle şeyler de çok önemli. Yani o pazarın dönmesi, piyasanın olması. O sebeple buralarda koyunculuk da çok yapılmıyor. Çünkü koyunu da istediğiniz zaman satamıyorsunuz. Hayvancılık yapıyorsanız bulunduğunuz şehrin, bölgenin biraz iyi okumak gerekiyor. Ona göre de şekillenmek gerekiyor. Jersey süt olarak evet bizi çok ön plana çıkartıyor. Sütünü, peynirini, tereyağını satabiliyoruz. Ama buzağı kısmında böyle acil bir paraya ihtiyacımız olduğunda, bir şey olduğunda buzağı satmamız gerektiğinde o noktada zorlanıyoruz açıkçası. Bu yüzden evet Jersey hayvanlarımızı, kendi hayvanlarımızı tutup birazcık daha simental ekleyip sürümüze, simentali büyütüp. Onu çeksene yani, güzel şeyden bahsediyorum, kaçamadım da burada. Simental hayvanlarımızın da sayısını arttırıp en azından bu para kısmını çevirmek. Çünkü aynı zamanda bir ticaret de yapıyoruz. Para kazanmamız lazım. Para kazanmazsak bu işi sürdürülebilir bir şekilde yapamayız. Ve yapmamız gerekiyor da bir yandan. O yüzden doğru hamlelerle aslında birazcık daha çiftliğimizde değişiklikler yapmak istiyoruz. Ve Tarzan'ımız yaptı. Yaptı. O sakinliğe kavuştu şimdi. Annesi gitti. Annesinin sesi vermemiş. O da sakinleşti. Biz de çok rahatsız etmeyelim. Kalkmasın istersen. Buradan artık yavaş yavaş gidelim. Hadi gidelim. Ben şöyle geçeyim. Dur. Karanlıkta kalıyor ama. Karanlıkta kalıyor. Bir avuç buzağımız var. Neyimiz var? Neyimiz var sanki? Evet. Durum bu. Anladığım kadarıyla bizim kadar sizler de buzağı videosu özlemişsiniz. Bunu fark ettik. Buradaki çekimimiz bu kadar.
Artık bundan sonraki süreçte ne olacak Kabataslak? Yeni sezonun yemlerini almaya çalışacağız. Ve biliyorsunuz ki en son bir işletme kredisi çekmiştik biz. Onu kapatmaya çalışacağız önümüzdeki süreçte. Hayvan satacağız ya da satmayacağız. Bunların hepsini zaten sizlerle paylaşıyoruz. Devam edecek o hikaye. Kış hazırlıkları başlıyor. Odunlar, kömürlük, çalı çırpı toplama, aynı zamanda gazelin doğumu var. Onda da dişi sperma var. Şöyle illaki biliyorsunuzdur. Gazelin doğumunu bekliyoruz. Umarız o da sağlıklı bir şekilde doğum yapar. Onun dışında güzel böyle beklediğimiz bir takım haberler var. Onlar da olursa zaten paylaşırız. Bu kadar şimdilik. Bir sonraki videoda da İzzet Hoca ile Necip'in Veterinerin bir günü. Evet, Veterinerin bir günü macerasını izleyeceksiniz. Bence oldukça keyifli ve komik estantenelerin İlgilendirici oldu. De bence evet. Video tam bir video. Merakla bekliyoruz. Ben de bekliyorum. Daha kurgulamadım, editlemedim. Önce aynen. Bu videoyu gireceğiz. O zaman bir sonraki videoda Veterinerin bir gününde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Çok mutlu olun. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.